İyi dostlar, bugün bir deste seç yapalım dedim ama farklı olsun dedim. Genelde 3 tane seçenek sunuyordum. Şimdi 2 seçeneğimiz var. İsteyenler şu Paris fincanı var elimde. Öyle bir fincan takımım var, ikili Paris yazan. Onu seçebilir. İsteyenler sade beyaz renkli bir fincanım var. Onu seçebilir. Nasıl hissettiğine bağlı efendim. Ve yanında tarot da açacağım. Spontane, tamamıyla niyetlerine odaklan sevgili arkadaşım. Melek kartı da açacağım. Bakalım mesajlar neler. Tek tek yorumlayacağım. İsteyen istediğini seçebilir. Sevgili yüksek benliğim, en doğru okumaları yapmam için şu andan itibaren bana gereken ilhamı ver. Teşekkür ederim. Ve melek kartına geliyorum. Bakalım neler var. Sevgili meleklerim, baş melek Jofiel, baş melek Haniel, lütfen hayallerimin gerçek olması için tüm yolları açın. Evet, bakalım. Şöyle alalım. Paris yazan. Destemle başlıyorum arkadaşlar. Hadi hadi. İki büyük düşünce, iki büyük duygu. Koç burcundan olabilirsin. Aslan olabilirsin. Boğa ya da yengeç. Yurt yuva kurma özlemin. Eğer bu burçlardan birinden değilsen daha kolay elde edeceksin. Bu saydığım burçlar biraz daha mücadeleye girişmişler. Yurt yuva kurma özlemin gerçek olacak. Dört kişiden destek aldığını görüyorum. Bak arkadaşım. Gerçekten hem İş yeri olarak hem sosyal aktivite hem aile olarak dört kişi var ve seni alıyorlar. Beşinci olarak bir yerde dans ediyorsun, bir dilek, bir kutlama yaptığını görüyorum. Yaşlıca bir adam, yani yaşlıca dediğim hani böyle 55-65 o arada. Baban olabilir, patronun olabilir, böyle bir figür çıkıyor. Modern bir adam ama böyle sanki saçlarını arkadan toplamış gibi ya da moderniteye önem veren bir adam. Öyle bir hani bastonunu böyle emreden bir dede kılığında değil. Bilge kılığında bir adam. Güzel giyinen, hoş bir insan. Sana her konuda destek oluyor. Kocaman dördün var, okudun mu? Bak görüyor musun? Dört başı mamur bir ilişki. Yuva kurma. Ve şurada bir çadırı eline almışsın, talan ediyorsun. Yani bu çadır derme çatma ilişki anlamındadır. Geçici bir ilişkiyi sonlandırıyorsun. Yani sırt sırta küs olarak dönmüşsünüz. Sırt dönmüşsünüz. Senin uzun bir yolun var. Bir yılanın ezip geçiyorsun. Kıyıya varıyorsun. Orada bir yelkenli seni alıp açık denize götürüyor. Bak, diyor ki arkadaşım, kesinlikle bu seni zorlayan dönemi atlatman için birilerine dur demen gerekiyor. Ondan ayrılman gerekiyor. Soğuk günler yaşamışsın, yoksulluk dolu günler yaşamışsın, sıkıntı. Özellikle duygusal bağlamda bir karanlığın bitişine şahit olacaksın. Arı kovanı çıktı arkadaşlar. Arı kovanı yurt yuva kurma anlam taşır. Ve bir palet ayağına bir palet geçirmiş erkek. Sanki bir derinlere dalıyor. Bak arkadaşım, seni derinden duygularla seven bir erkek, kadınsan ya da erkeksen derin duygularla bir hanımı seviyorsun, bağlısın ona ama korkularını yenmelisin. Çünkü beraberlik cesaret ister ve üçlü ilişkide birisini dışlayacaksın. Ondan sonra yeni bir ilişkiye yelken açıyorsun. Bakalım tarot okuması neler söylüyor. Evet. O da aynısını söylüyor. Görüyor musun? Yıkılan kule.
ve yeniden doğuş. Ay arkadaşlar harika çıktı. Lütfen kötü ilişkiyi bitir. Yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsan yıkılan kule diyor ki şehir değiştirebilirsin. Fikir değiştirebilirsin. Partneri değiştirebilirsin. Sonu nasıl duygusal bazda çok iyi diyor. Çok güzeldi. Ölmüş duyguların canlanıyor, bir kıyam yaşanıyor. Kıyamet kıyam demektir. Bir şey kıyıldıktan sonra yenisi olur arkadaşlar. Kıyamet kopmadan mutluluk olmaz. Yani içimizdeki kıyametten söz ediyorum. Buluşma, görüşme, konuşma var ama eskiye elveda demek zorundasın. Bakalım melek kartımızın mesajı nedir? Araştır diyor. Sen onunla konuşmak, görüşmek ya da ilişkiyi düzenlemek babında bir araştırma sonucuna gir. Sonucu çok iyi olacak. Bak bak anlatım bozuldu ama araştırma sonucuna gir, sonucu iyi olacak. Özür dilerim arkadaşlar. Bir araştırmaya gir, sonuç soft, iyi ve huzur dolu. Bu üçünü birleştirdiğimizde mutluluk veriyor. Arkadaşlar böyle spontane çekimlerde ne anlatım bozukluklar gidiyor, neler gümbür gümbür gidiyoruz. Ama istediği kadar anlatım bozukluğu olsun, onaylamıyorum buna tabii ki. Düzgün konuşmak lazım. Bir YouTuber imla kurallarına uyacak, diksiyonu düzgün, tonlaması yerinde olacak ama pek çok şey var. Ama hepsinin üstünde bir durum var. İçten olacak. Bu işi severek yapacak. İşte ben o durumdayım. Çok eleştiri gelebilir ama seviyorum işimi. Şu anda da gerçekten hislerim çok kuvvetli, aşırı derecede. Aşırı derecede. Şu an var ya. Ay, sizin tepe çakranızdan geçeni okuyorum arkadaşlar. İki tane toplu iğne yaşamınıza dokunmuş, batmış. Bir söz ki sen bunu yapamazsın, sen bunu edemezsin, artık vazgeç gibi. Bak, görüyor musun? İkinci fincana el attım. O toplu iğneler küçük sözler ama seni çok yaralamış. Burada düşünen bir adam var, sıkıntı içerisinde, sanki böyle Japon erkeklerine benziyor. Ne bileyim, böyle bir uzun boylu bir kadınla beraberliğini düşünüyor. Olur mu, olmaz mı? Bence olacak ve yanında bir leylek sürüsü geldi. Yurt yuva kurma özlemi gerçek oluyor arkadaşlar. Açıldı falan. Çok ferahladı. Kıştan beri çektiğin zorluk ya da zamansız zamanlara çekiyorum. Kış günü gözüküyor karların içinde. Bu ne demek? Zor bir ilişki, soğuk bir ilişki. Mesafe var. Karlı dağları çekilsin aradan. Bunları bağlasın yaradan. Ne diyeyim arkadaşlar? E harfi, C harfi, F harfi, İ harfi, T harfi olanlara çok büyük mutluluklar var. C harfi görüyorum yine. Ç veya C harfi. Bak şurada görüyor musun? C veya Ç harfi. Yani yaman bir ilişki. Yaman bir ilişki ama olacak bu iş. İlişki arkadaşlar. Beraberlik olacak. Ve bir aşk üçgeni bozuluyor. Elinde bir kocaman deve kuşu yumurtası tutan bir melek gelmiş. Parasal bir sorununuz çözülüyor. Parasal anlamda yoksulluk günleri bitiyor. Yoksunluk günleri bitiyor. İki insan senin ilerlemeni istemiyor. Sanki evin, hanenin içinde gözleri varmış gibi. Gözleri çıksın o nazarkeşlerin, artık ne diyeyim. Şimdi de avama sardık arkadaşlar. Şimdi de benim Tarsus'ta Sakızlı mahallesinde büyüdüğüm sokağa gidiyoruz. Kadınlar, kadınlar iskemlelerini koymuşlar, oturuyorlar. Gözleri çıksın, kör olsun, dedikodu, gündelik dedikodu. Orada şekilleniyor insan arkadaşlar. Ben hiç saklamam. Ben hiç saklamam. Yani doğduğum yeri, yaşadığım ortamları hiç saklamam. Onların da ayrı güzelliği vardır. Beddua ediyorlardı, dedikodu ediyorlardı ama kalpleri temizdi arkadaşlar. Hile yoktu, hurda yoktu, neyse. Yani iskemle falan dediysem modern kadınlar arkadaşlar.
Biraz sonra kalkıp süslenip püslenip alışverişe çıkar, akşam sinemaya gider. Öyle bir ortamda büyüdük yani. Renkli bir ortamdı. Allah ölenlere rahmet eylesin. Beni bugüne kadar getiren tüm büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Neyse böyle bir durum işte. Yani bazen öyle çocukluğumda şekillenmiş böyle bir zihin yapım var. Ay gözleri kör olsun ama şöyle olsunlar böyle olsunlar bir dedikodu çıkar. Eli kolu bağlı oturmaktan yorulmuşsun. Senin elini kolunu bağlayanların eli kolu yanına gelsin inşallah. Sen yükselirsin onlar düşer inşallah arkadaşım. Çok harika bir dönemlerden geçiyor olacaksınız arkadaşlar. Ve şurada iki tane anahtarın var, kilitlenmiş adeta bir kapıyı açıyorsun, bir kapı daha var. 2 ay içerisinde mutluluğun var arkadaşım. 2 ay içerisinde mutluluğun var, huzurun var ve de şöyle, ay çok güzel açıldı arkadaşlar. Sıkıntı, üzüntü, dert, keder kalmadı ve iki insan konuşması, görüşmesi ve bir altın yüzük çıkıyor arkadaşlar. Deniz atı yanında altın yüzük, bir deniz kenarında nişan görüyorum. Çok harika şeyler olacak arkadaşlar. Çok harika günlerden geçiyor olacaksınız. Evet, bakalım. Ay evet. Şu an Eros aşk adına her şeyi getirdi. Eros'u görüyor musun? Aşk var diyor. Aşk ve sevgi her yandan seni sarıyor diyor. Bakalım diğer kartımız ne diyor? Arkadaşlar yine bakın görüyor musun? Pape, papa. Aziz kartına denk geliyor. Büyük arkana da pape. Yani büyük baba anlamında, papa anlamında. Bu da iki tane düğüm çözülüyor diyor. Görüyor musun? Yine iki kapı arkadaşlar. Süper ya. 2 ay içinde mutluluğum var ya. Ay yeni başlangıçlar, miras olayı. Birini içinde öldüreceksin ama sonu iyi gelecek. Geliyorum melek kartına. Ay para ve altın yüzük. Bak gnomlar sana altından yüzük yapıyorlar. Bu arada altından yüzük deyince arkadaşlar. Mutlaka Yüzüklerin Efendisi adıyla yayınlanan o eski de olsa 10-15 senelik olsa da o videoları orijinal sesiyle dinleyin, müziğiyle dinleyin. Çok harika filmler. Bunu izlemeyenler mutlaka izlesin. Orta Dünya diye anlatılan yerler, yeraltı uygarlıkları. Bunların pek çoğu teori ama ben çoğunun bir bakıma gerçek olduğunu, hatta daha farklı boyutlar olduğunu düşünüyorum. İlgilenenlere duyurulur efendim. Yüzüklerin Efendisi mutlaka büyük, yani o kitap yazan adam bir İngiliz profesör. Uzun yıllar Afrika'da fonetik üzerine, dil bilimi üzerine. Bak adamın adını unuttum görüyor musun? Kitabını okudum aslında da. Tabii 10 sene falan oluyor. Kitabını okuduğum kitap 10 sene falan oluyor. Neyse Yüzüklerin Efendisi kitabını da okuyabilirsiniz. Filmi de izleyebilirsiniz. Adını unuttum profesör. Çok önemli İngiliz profesör onu da söyleyeyim. Dil profesörü. Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bazen böyle spontane konuşmalarım oluyor. Kusura bakmayın. Beni de tanıyan, merak edenler oluyor. Bu arada Tarsus'ta olup da beni izleyenler varsa Sakızlı Mahallesi dedim. Yeni nesil bilmez Sakızlı Mahallesi'ni. Bundan sonrası izlemeyebilirsiniz. Yeni nesil bilmez, adı değişti. Şimdi Reşadiye Mahallesi oldu. Sakızlı Mahallesi'nde sakız ağaçları vardı arkadaşlar. Ben hayal mayal hatırlarım. Sakız ağacı doğaya çok faydası olan bir ağaçmış. Gidip arkadaşlarla tırmanırdık. Budur ağaçlardır. Biz sakız alır çiğnerdik. O kokuyu hiçbir şeyde bulamıyorum. O ahengi hiçbir sakız. Şimdikiler plastik yani. Biz sakızı ağaçtan toplar çiğnerdik. Onu da şöyle olmuş. Neden Reşadiye diyorlar? Sultan Reşat Girit'ten göçmenler getirmiş, oraya yerleştirmiş. Sakızlı Mahallesi'nde biz o Giritlilerle ve işte farklı kökenlerden insanlarla beraber büyüdük.
Giritliler böyle sarışın olurlardı. Hiç unutmam, bıcır 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 kendi aralarında bilmediğimiz bir dil konuşurlardı falan. Şimdi Sakızlı Mahallesi'nin adı iptal olmuş. Çünkü ağaçlardan dolayı öyle deniyordu. Reşadiye diyorlar. İşte böyle Allah ömür verdi, bugünlere getirdi. Şükürler olsun. Allah yaşama fırsatı verdi. Farklı zengin insanlarla, yani zengin dedim kültürel olarak zengin insanlarla yaşadık. Belki evlerimizde buzdolapları çok az kişide vardı. Ben buz vermekten küçücük çocuktum. Herkese buzdağı atırdık. Bizim vardı buzdolabımız. Ben doğar doğmaz almış babam. Yani helal hoş olsun yaptığımız emeklerimiz yine böyle. Hayat gelip geçiyor arkadaşlar. Güzellikler dolsun yüreğinize. Hoşça kalın, dostça kalın.